Ankara-Moskova hattında son dönemde özellikle Suriye bağlamında yakınlaşmalar giderek artıyor. Birçok ortak adım da atılıyor. Bunların sonuncusu 29-30 Ocak tarihinde Soçi'de gerçekleşen Suriye Ulusal Kongresi'ydi. Peki kongrenin genel bir değerlendirmesini nasıl yapabiliriz? Neler çıktı kongreden? Bunların hepsini Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov A Haber için değerlendirecek. Sayın Büyükelçi, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sayın Büyükelçim, Soçi Kongresi'nin genel bir değerlendirmesiyle başlamak isterim. Rus tarafından bakınca Soçi Kongresi istendiği sonuçları, beklendiği sonuçları ortaya çıkardı diyebilir miyiz? Ve bundan sonra Suriye'nin geleceği için nerede nasıl adımlar göreceğiz? Tabii ki kapsamlı ve tam anlamıyla siyasi çözüm noktasındaki Soçi Kongresi'nin sonuçlarını sonraki aşamada göreceğiz. Tarih her şeyi gösterecek. Fakat şimdiden söyleyebiliriz ki bu bir zaferdir. Mantığın ve iyi niyetin, iradenin zaferi. Herkesin Suriye'deki barışa yönelik çabasının zaferidir ve özellikle Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın zaferidir. Halen silahlı çatışmaların taraftarı olan, provokasyon yoluna giren ve kabul edilemeyecek şartları koşanlar üzerinde bir zaferdir. Özellikle zafer kelimesini kullanma sebebim, Soçi birlikte yaşadığımız ilk tecrübedir. Suriye istikametinden hiç kimse ama hiç kimse bu kadar yüksek katılımlı ve anlamlı bir etkinlik üstlenmemiştir. Önümüzde bu kadar büyük bir hedef varken, tabii ki tabiatıyla deneme yoluna gittik. Ufak pürüzler yok değildi. Vardı, kabul ediyoruz. Bu gayet doğal bir süreç. Hiç kimsenin bu etkinliğin pürüzsüz geçeceğine dair beklentisi zaten yoktu. Fakat önemli olan bu etkinliğin gerçekleşmiş olması, başarılı bir şekilde geçmiş olması. Bunu hem biz, hem Türkiye, hem İran kabul etti. Somut sonuçlarına gelirse 3 belge kabul edilmiştir kongrede. Bahsetmiş olduğum belge çok genel hatlarıyla oluşturulmuş bir belgedir. Uluslararası hukuk çerçevesinde Suriye'deki barış sürecinin temelleri çizilmiştir. O belgede alınan kararlar arasında uluslararası hukukun hükümleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararları, Suriye toplumunun bütünleşmesi için ortaya konulan temel prensiptir. İkinci belge, metin olarak çok büyük bir belge değil. Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik çağrı belgesi. Suriye topraklarında beşeri yardıma ihtiyacı olan kişilerin taleplerinin karşılanmasını kapsar. İkincisi de Suriye'de yıllardır devam eden çatışmalarda harap olan yapıların yeniden inşası. Takdir edersiniz ki çok önemli bir görev. Üçüncüsü ise ortak bir kararla Anayasa Komisyonu'na üye olacak adaylar üzerinde mutabakat sağlandı. Başkanlığı Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura üstlenecek. Bu komisyonda Soçi'ye gelenler de gelmeyenler de olacak. Anayasa sürecini başlatmak için de Mistura tüm katılımcıları Birleşmiş Milletler himayesinde toplayacak. Bunun ayrı bir önemi mevcut çünkü bugüne kadar bazı çevreler Rusya'yı ayrı bir barış süreci hattı oluşturmakla suçluyordu. Ortada görünen şudur ki Soçi'de başlanan girişimler Cenevre'de devam edecektir. Bu hareketle açık bir şekilde Soçi'de elde ettiğimiz sonucu Cenevre sürecine teslim ettiğimizi gösteriyoruz. Soçi, Cenevre'nin karşısında değildir. Suriye'deki siyasi çözüm konusunda hem Cenevre hem Astana süreçleri birbirini tamamlayarak hedefe ulaşacaklar. Soçi'de başlattığımız çalışmaların devamlılığı sağlanacak. Kongrede bazı sıkıntılar yaşandı. Ankara'dan giden 90 kişilik, yaklaşık 90 kişilik bir muhalif heyeti vardı. Ancak havalimanından geri döndüler. Gerekçe olarak da havalimanı ve kongre alanındaki rejim bayraklarını ve logolarını gösterdiler. Bu kongreyi nasıl etkiledi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu dönüşü? Конечно. Когда что-то делаешь первый раз, hayatınızda bir şeyi ilk defa yaptığınız zaman pürüzlerin olması gayet doğal. Tecrübe edine edine daha iyi bir konuma geliyoruz. Bazen teknik aşamalarda birinin aklına gelmeyen bir şey olur, sıkıntı yaşanır. Fakat sıkıntı yaşandıktan sonra birkaç saat içinde çözüme kavuşturmak mümkün olmuyor. Üzüntüyle söylemek isterim. Olan oldu. Fakat şunun altını çizmek isterim ki, Türk partnerlerimizin girişimi sayesinde yaşanan sıkıntının yankıları ciddi anlamda yumuşatılmıştır.
Yine de adil olmak için bir dipnot düşmek istiyorum. Arap basınında çıkan haberlerde Soçi'ye gelen grubun ayrılmasının sebebi kullanılan logolardan ziyade Suriye'de devam eden süreci protesto etmeleri gösteriliyor. Bazı bölgelerde yaşanan çatışmaların sebep verdiği söyleniyor. Havaalanında kalan bazı katılımcıların agresif olduğunu, provokatif olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları için kullanılan logolar sadece gerekçe oldu. Birçok kişi bir araya geldiğinde ve ciddi sorunu müzakere etmeye başladıklarında argümanların, anlaşmazlıkların olması gayet doğaldır. Bu tarz durumlarda soğukkanlı kalmakta özellikle fayda var. Çünkü küçük pürüze yoğunlaşırken asıl sürece zarar verebiliyorsunuz. Logo için dersimizi çalışacağız. Bu tarz bir olayın yaşanmaması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Biliyoruz ki Soçi'ye katılacak davet listesinde 3 ülkenin mutabakatıyla bir konsensüs fikir birliği oluşturuldu ve davet listesi o şekilde belirlendi ama orada bir isim vardı. Terör örgütü lideri Mihraç Ural. Mihraç Ural oraya nasıl gitti ki biliyoruz Dışişleri Bakanlığı bu konudan rahatsızlık duydu ve Rus tarafından izahat talep etti. Aynı zamanda bugün Dışişleri Bakanı da tutuklanmasını ve bize iade istiyoruz dedi. Nasıl gitti Mihraç Ural oraya ve bir prosedür başlatıldı mı kendiyle ilgili? Yani iadesi yapılacak diyebilir miyiz? Bu olay benim için de bir sır diyebilirim. Açıklayamadığım bir olgu. O kişinin nasıl ortaya çıktığını Rusya'da da kimse anlamıyor. Doğru bir şekilde ifade ettiğiniz gibi Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, İran ve Rusya arasında mutabakat sağlandı. Bu gerçek ve o kişi de listede yoktu. Şu anda Rusya Federasyonu'nun ilgili kurumları bu kişinin nasıl buraya geldiği hususunda soruşturmalarını yapıyorlar ve durum ortaya çıkarıldıktan sonra tüm malumatı Türk partnerlerimizle paylaşacağız. Fakat bu olay Suriye çözüm sürecinde Türkiye ile ortak attığımız adımları zedelemeyecektir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Büyükelçim. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov A Haber için Soçi Kongresi'ni değerlendirdi ve oldukça kritik açıklamaları oldu. Aslında merak edilen birçok soru vardı. Terör örgütü lideri Mihraç Ural'ın nasıl orada olduğu da dahil olmak üzere. İşte tüm bunlara cevap verdi Sayın Büyükelçi diyelim ve röportajımızı burada sonlandırıp sözü istedim.